talip midir? Sizinle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışlar? İnanmi mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Aziz dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Yuvalarınıza huzur, memleketimize huzur diliyoruz. Efendim hoş geldiniz. Kıymetli hocamız, doçent doktor Sayın Halil Altuntaş beyefendiyi ağırlamaktayız. Ve mübarek zaman diliminde değerli hocamıza bir saatlik yayın boyunca dini konularla ilgili olarak bilmediğimiz sorularımızı yönelteceğimiz bir program gerçekleştireceğiz. Tabii ki değerli hocamız İslam hukuku noktasında fıkıh hükümlerle suallerinizi cevaplamış olacaklar. Bu noktada canlı yayına bağlanmak isteyen siz değerli izleyicilerimiz 0312 alan koduyla 294-4294 numaralı telefondan canlı yayına bağlanıp değerli hocamıza suallerinizi bizzat yöneltebilirsiniz. Veya sorularınızı bizlere diyanetesoralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, /diyanetesoralım adresleri üzerinden de ulaştırabilirsiniz. Bismillah diyelim, çıkalım yola. Kıymetli hocamıza hoş geldiniz diyelim efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sıhhat diliyoruz. Sağ olunuz. Efendim, sorular hazır. Facebook, Twitter, mail soruları. İnşallah canlı yayın bağlantısı gidişatı belirleyecek. İlk durağımız bugün Afyon. Arkadaşlarımız bağlantıyı sağlamışlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bismillah diyelim. Serdal Tekta hattımızda Afyon'dan. Hoş geldiniz Sayın Tekta. Afyon'a selamlar efendim. Benim hocam iki tane sorum var. Buyurun efendim. Ben esnafım. Bütün esnaflar adına sormuş olayım. Bu ikinci görüşmemiz. Daha öncelerde de görüşmüşlüğümüz vardır. Doğrudur efendim. Tekrar şeref yap olduk. Ben buyurunuz. Esnafım. Esnaf Kefalet ve Kooperatif Kurumu var bildiğiniz gibi. Evet. Biz buradan düşük artık dosya masraflı mı diyelim, düşük faizli mi diyelim. Peki. Esnaf olarak biz buradan ara ara para alıyoruz. Evet efendim. Banka faizi gibi yönlendirilmiyor tabii de. Bizler cüzi bir dosya masrafı altında gibi. Biz bu parayla alıyoruz, ticaret yapıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Çoluk çocuğumuzun geçimini sağlıyoruz. Evet. Bunun üzerinde öderken mesela 10 lira aldıysak 12 lira olarak ödüyoruz. Bankadan alsak 15 lira olarak öderiz. Bu bize devletin tanıdığı bir hak. Esnafın evet. Yararlandığı bir kurum. Bunun üzerimize olan bir vebali var mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu 2 lirayı, sizden sadece dosya masrafı adı altında mı alıyorlar? Şimdi şöyle, biz dosya masrafı diye geçiyor genelde de. Biz bu 10 lirayı alıyoruz mesela. Evet. 2 sene, 3 sene, 4 sene içerisinde bu 2 olur. 2 sene ise 2, 3 yılsa 3, 4 yılsa 4. O zaman değer kaybını telafi ediyor. Senelik değer kaybına gibi. Mukabil almış daha büyük oluyor. Bir ihtimalle evet. Konumuz bununla ilgili de yine de ben kafama takılıyor. Hocama sormak istedim. Muhterem hocamıza soralım. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Bu soruyla alakalı olarak. Buyurun. Ben şimdi esnaf olduğum için yine. Evet. Anne ve babadan hiçbir miras yok üzerimizde kalan mal varlığı olarak, evet. Dünya mal olarak. Elhamdülillah. Ben bu parayı zaten aldım, işlettim. Evet. Ev temel attım. Sonra o borcu ödedim. Sonra tekrar kredi kullandım. Evin temelin üzerine çıktım, evi yaptım. Bu evet. Aldığımız paranın faize giriyorsa bir vebali var mı? Vebali varsa biz bu evi dünyada bir mekan olması açısından yaptık. Eşimle çocuklarımla oturuyorum. Hay efendim. Soralım muhterem hocamıza. Evet. Eğer böyle bir şey var ise olduğunu bunun kabul etsek bile nedir yani? Soralım. Hem telafisini soralım hem de bu şekilde alınmış olan eğer böyle bir şey var ise yani faiz istikali söz konusuysa bu evde evet. Oturulabilir mi? Yuvanıza huzur diliyoruz. Cenab-ı Allah rızkınızı genişlesin. İnşallah. Sizin nezdinizde tüm tacirlerimizin. Afyon'a selamlar Serdal Bey. Evet muhterem hocam. Konu açık. Evet. Değerli izleyicilerimize özellikle de sormuş olduk. O 2 yıllık bölümü de izah etmiş oldular ki hemen hemen gecikme zammına binaen devlet anlaşılan bunu veriyor veya alıyor. Nedir bu durum? Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sorulan soruda 2 nokta var. Bir, alınan borca karşılık ödenmesi gereken fazlalık dosya masrafı adı altında alınıyor. Bu ifade gerçekçi ise, yani bu zata borç verilen paranın işlemleri için yapılan bütün masraflar gerçekten realist
bir rakam ifade ediyorsa bunda bir sakınca yok, dosya masrafı. Ancak böyle değil de alınan fazlalık para devletin bankalarından daha da az olsa sonuçta verdiği borcun karşılığı bir fazlalık olarak alınıyorsa dosya masrafının dışındaki kısım oransal olarak faiz olarak yazılır. Bu bir. İki. Peki. İki. Bunda alınan paranın fazlalığı, paranın değer kaybı da hesap edilerek hesaplanıyorsa, dikkate alınarak hesaplanıyorsa. Diyelim öyleyse. Öyleyse o zaman faiz olmaz. Ama buna rağmen bunun da üzerinde bir miktar varsa o faiz olur. Ne yazık ki faiz olur. Efendim. Cevap iki. Aldığımız bu parayla, krediyle bunu kullanarak ev sahibi olduk. Bu evde oturmamız haram mı? O ayrı bir şeydir. Bakın burada siz emeğinizle para kazanıyorsunuz. Yaptığınız iş faiz alıp vermek işlemi üzerinden. Eğer faiz hükmünü vereceksek o işlemi yapmak günahtır. Faiz ödediğiniz kadar o miktarıyla günahkar oldunuz ama çalışarak kendi emeğinizle kazandığınız için paranız köküyle haram değil. Siz bir borç para alıyorsunuz. Doğru. Borç para almak meşru bir iş. O aldığınız para sizin. Sizindir. Ama siz buna karşılık karşı tarafa bir bedel ödediyseniz fazlalık. O faizdir ama sizin aldığınız paranın helal olmasını engellemez bu. Peki. Dolayısıyla evinizde inşallah oturun. Faiz gerçekleşmesi varsa da Cenab-ı Hak'tan istiğfar etmek, affedilmeyi dilemek vardır. Bundan sonra yapmamaya, çalışmaya azmetmek vardır. Zaten kendisi faiz almadığı için çıkarıp vereceği bir şey de yoktur yani. Evet. Öyle. Dolayısıyla faiz ödediği için kendisi ayrıca sizin paranızda şu kadar kirli kısım var, bunu çıkarın da verin diyecek bir pozisyon da yok. Peki bu manada mesela diyelim tüm ticaret erbabını muhtemelen ilgilendiriyoruz böyle bir şey. Genel yani bu bir teşvik bu. Söz konusu. Efendim devletin teşvik adı altında vermiş olmasına biz bakmayız. Peki. Biz yapılan işlemin mahiyetine peki. bakarız. O zaman oradaki 2000 liranın 500 dosya masrafıysa kalan 1,5'u nedir ona bakması lazım. Tabii. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Malatya'dan Mevlüde Aytaç hattımızda. Hoş geldiniz. Malatya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Sizlerden de. Buyurunuz Mevlüde Hanım. Hocam bizi aydınlattığınız çok teşekkür ederim. Hocama da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ben şey soracaktım hocam. Alak suretinin son ayetinde secde ayeti var. Hemen direkt secdeye mi gitmemiz lazım? Rükûyu da yapmamız mı lazım? Yani çok tereddütte kaldım. Hay hay efendim. Soralım evet. Değerli hocamıza. Allah razı olsun hocam. Amin. Sizlerden de efendim sıhhat diliyoruz. Amin. Malatya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Güzel, namazda merak edilen bir konudur. Okuyoruz. Soruluyor. Namazda Kur'an okurken secde ayeti gelirse namaz içinde mi secde yapacağız? Namazın sonunda mı? Fakihler şöyle bir ölçü koymuşlar. Eğer okuduğumuz secde ayetinden sonra daha fazla 3 ayetten fazla okuyacaksak, 3 kısa ayetten fazla bir miktar okuyacaksak, önce secde ayetini okur okumaz namazdayken Allahu Ekber diyerek doğrudan secdeye varıp 3 sefer Sübhane Rabbiyel Ala diyerek Allahu Ekber deyip tekrar ayağa kalkıp okumamıza devam ederiz. Zamm-ı süre bitince de namazımıza devam ederiz. Eğer okuduğumuz secde ayetinden sonraki kısım hakikaten kısa ise hemen 3 ayet veya daha az kısa ayetlerdense onu sonuna kadar okuruz, devam ederiz. Kılacağımız, yapacağımız son secde de seyf secdesi, tilavet secdesi yerine geçmiş olur. Yani direkt mevcuttayken secdeye gitmek yok. Mevcut, tekrar edeyim. Namazda Kur'an-ı Kerim okurken bir secde ayeti okuduk. Tamam efendim. Devamı i̇stersek, varsa. İstersek orada hemen secdeye varmak suretiyle. Direkt secdeye rükû yeter mi? Rükû ve secde yap. Normal namazımızı kılarak. Rükûmuzu secdemizi yaparak namazımızı devam ederiz. Bitecekse. Son rekattaysa bu. Yani bu Alak suresinin sonunda olduğu gibi. Tamam. Verilen örnekte olduğu son gibi. Son rekattaysa. Peki. Son rekattaysa. Bu son secdemizi yaparız. O son secde tilavet secdesi yerine geçer. Ama namazın arasındaysak. Tamam. Ara rekatlardan birini kılıyorsak ve diyelim ki işte o tilavet secdesinin bulunduğu ayeti okuduk ve biraz daha zamm-ı süreye devam etmek istiyoruz.
hemen rukiye devamında var. Ayet var yani. Devamında. Başka bir sureden bahsediyor değerli hocamız burada. Başka bir secde ayeti geçen sureden. Hayır. Diyelim ki A suresini zamm-ı yani Alak suresinin olarak sonunda olduğu için hocam. Tamam diyelim ki. Evet. Tabii. Başka doğru, sure yani. Doğrudur. Ama bunun başka örnekleri de olacak dediğiniz efendim. Gibi. Başka bir öyle bir sure geldi ki siz secde ayetinden sonra devam ediyor. Okumaya devam etmek istiyorsunuz. Evet, bu okuyacağınız uzun bir miktarsa önce secdenizi yaparsınız. Tilave secdesini yaparsanız doğrudan secdeye vararak tekrar kalkıp aynı okumanıza yerden devam edersiniz. Bitince de rükû secde yaparak o rekatı bitirmiş olur. Hay efendim Allah razı olsun değerli hocamız. Çünkü başa geliyor. Tabii. Kötü ihtimal bilmesek de mesela özellikle umreye veya hacca gidenler burada karşılaşabilir. Tabii. Ki karşılaşılıyor mesela oralarda. Evet. Efendim devam ediyoruz. Kocaeli'den Ahmet Çetin hattımızdalar. Hoş geldiniz Sayın Çetin. Kocaeli'ye selamlar efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi akşamlar. Buyurunuz Ahmet Bey. Mübarek üç aylarımız hepimize hayırlar getirsin. İnşallah. Amin. Tüm vatana inşallah. Buyurun efendim. Sayın hocama şunu sormak istiyorum. Ben 22 yıldır burada bir firmada çalışıyorum. Evet efendim. İşverenimden de çok memnunum. Alacaklarımızı, maaşlarımızı günü gününe bize ödedi. Emekliliğime de çok kısa bir süre kaldı. Allah razı olsun. Amin inşallah. Aklıma şöyle bir soru takıldı. Ben yıllardan beri zaten çalışıyorum. Maaşımı da günü gününe alıyorum. Sigorta primlerimi de yatırıyor. Ve emekli olduktan sonra da emekli maaşımı alacağım. Bu emekli olurken toplu ödenecek olan tazminatın helal olup olmadığı noktasında biraz şüphem var. İslam'ın doğuşundan bugüne kadar tazminat var mıydı? İslam buna nasıl bakıyor? Bu konuda bir soralım efendim. Emeklilik tazminatını alabilir mi kişi veya başka tazminatlar alabilir mi? Sıhhat diliyoruz Sayın Tabii. Çetin. Kocaeli'ye selamlar. Ne kadar güzel efendim. Bir idareciden memnun olmak çok zor çok meseledir güzel yani şey. Ama çok güzel. Bizim yani. De duamızı buradan inşallah Allah kabul eder. O kardeşimiz almış oldu. İnşallah efendim. Bu soru da hassasiyetten dolayı sorulmuş bir sorudur. Evet. Onu da cevaplayalım. Mesele şu, bir, İslam'da tazminat var mı? Var. Yeter ki o tazminat bir fiili bir altyapısı olsun. Evet efendim. Hukuka dayansın, çiğnenmiş hakkın karşılığı olsun, verilmiş sözün karşılığı olsun. Bu İslam'da tazminat yoktur diye bir şey yok. Var. İki, bu sizin çalıştığınız iş yerinden almanız gereken tazminat acaba helal mı? Şöyle evet. söyleyelim. Bu tazminat bizim bildiğimiz tazminat anlamında. Yani size bir zarar verdi de o zararın karşılığı olarak bir tazminat değil. Kardeşimiz düşünüyor ki patronumuzdan biz çok memnunuz. Niye tazminat ödesin bize gibi bir yaklaşım. Halbuki evet. bu şeklen tazminattır. Haddi zatında sözleşme yapılırken bu kardeşlerimiz de patron bunları işe alırken kanunun koyduğu bir şart var. Kanun patronunuza diyor ki siz şu kardeşleri çalıştırmak için alırsanız maaşınızın dışında emekli olurken şu kadar para ödeyeceksiniz. Bunun anlamı şu. Yani maaşlarına ilaveten toplam olarak şimdi vermiyorsunuz. Ama çalışmalarının karşılığı bir bedel olarak, emeklerinin karşılığı olarak toplu olarak da şu kadar para vereceksiniz diye imza devlet kanun koymuş. O da sizi alırken bu kanuna uymaya taahhüt ettiği için kabul etmişti. Dolayısıyla devletin koyduğu şartlar açık bir zulme delalet etmiyorsa bu tazminatların alınmasında hiçbir sakınca yoktur. Ama siz patronunuzdan memnun olduğu için, olduğunuz için yarısını bağışlayabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iştir. Peki. Alınabilir, sorun yok. Devam ediyoruz efendim. Adana'dan Kenan Zeybek attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Zeybek. Adana'ya selamlar. Sağ ol abi. Buyurunuz Kenan Bey. Hocam hayırlı günler, hayırlı cumalar. Ben hanemin içinde kapımın eşikliğinin ağzında incir ağacı vardı. Onu soracağım. Soralım. Yine bize bir zararı var mı? Soralım efendim bu incir ağacını. Kötü mü değil mi? Başka bir sual var mı? Yok sağ ol hocam Allah razı olsun. Peki sıhhat diliyoruz. Adana'ya selamlar Sayın Zeybek. Evet efendim. İncir ağacı ile alakalı halk arasında insanlarımızın dilinde dolaşan söylemler İslam'la alakalı değildir. Peygamberimizin sünnetiyle alakalı değildir. Evinizin önünde ağaç varsa büyütün. Çok kesmeniz gerekiyorsa kesebilirsiniz ama bu ağaç uğursuz olduğu için
gölgesi şöyle olduğu için, böyle olduğu için bu ağaçlarla uğraşmak doğru değil. Mesela bizim Adana'da hocam, mesela avlulu evlerde eğer büyükse orada incir ağaçları olur. Yani benzeri ağaçlar da mesela portakal ve benzeri neyse ağaçların tamamı olur. Mümbit bir toprak olduğu için. Böyle bir şeyde bir sorun var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Akşam dün de bu soru sorulmuştu. Doğru, benzeri yine. Bir soru sorulmuştu. Tabii ifade etmeye çalışmıştık ki, demiştik ki incir Kur'an-ı Kerim'de bir anlama göre, Tin suresinde ve tini ve zeytuni bir anlama göre incire ve zeytine yemin olsun. Bir anlama göre de o ağaçların yetiştiği bulunduğu bölgeye böyle yemin olsun. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim bu ağacın meyvasını eğer yemin etmeye değer bir meyve olarak buluyorsa Allah Teala Hazretleri, ağacından ne isteyelim meyvenin? Hay hay efendim. Peki bu tür batıl inançlar. Batıl inançlar, evet. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli hocamıza suallerinizi yöneltmeye. Mesela bir izleyicimiz diyor ki, değerli hocam, Ertuğrul Karakuş sormuş. İncil ve Tevrat'ın hükmü kalkmışsa niçin hala ehli kitap diyoruz diyor. İncil ve Tevrat'ın hükmünün kalkmasıyla bu insanlar grubuna ehli kitap denmesi arasında doğrudan bir çelişki yok. Hiç doğrudan, yani dolaylı hiç yoldan da çelişki yok. Doğrudan bir ilişki yok diyecektim. Hay oraya kaydım. Şöyle anlatmaya çalışayım. Ehli kitap demek hak kitap sahibi insanlar demek değil. Kendilerine tarihte Allah tarafından vahiy yoluyla kitap gönderilmiş milletlerdir. Bunlar kimlerdir? Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Bir münakaşalı görüşe göre de Mecusilerdir. Dolayısıyla bir görüş Mecusileri de ehli kitaptan sayar da onun için söyledim. Ama bizce meşhur olan Yahudiler ve Hristiyanlar da ehli kitap denince. Ama tahrif olmuş kitap sahibi anlamında biz bunları kullanıyoruz. Tarihteki konumlarından dolayı böyle söylüyoruz. Diğer kitapları olmayan putperest, inançsız, ateşperest milletlerden bunları bir anlamda ayırmak için Müslümanlar ve Kur'an-ı Kerim böyle bir ehli kitap, bismillah, kul ya ehlel kitabi, lime tekfurune bi ayatillahi ve entum ta'lemun. Ey kitap ehli, parantez, Yahudiler ve Hristiyanlar, bile bile Allah'ın ayetlerini içeren Kur'an'ı neden inkar ediyorsunuz? Buyurur. Dolayısıyla ehli kitap demek hak olan kitapların sahibi anlamına gelmiyor. Batıl da demeyelim, tahrif olunmuş, hükmü kaldırılmış, tarihsel anlamı, varlığı olan kitapların sahibi insanlar demektir. Peki efendim, devam ediyoruz. Trabzon'dan Ergün Çakır hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Çakır. Trabzon'a selamlar. Ergün Bey. Efendim. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam. Saygılar söyleyin hocama. Dil mukabil efendim. Buyurunuz. Ben şimdi bir sorum vardı. Ben Kıbrıs gazisiyim. Evet. Şimdi şehitlerimizin biliyorsun Peygamber Efendimizin yanında yerleri var. Bize peki bundan bir şey yok mu yani? Şeyde? Soralım bizde değerli hocamıza. Yani, başka bir sual var mı efendim? Yok, sağ olun. Çok sağ olun. Sıhhat diliyoruz. Bizler hürmet ediyoruz, saygılar gönderiyoruz. Trabzon'a selamlar. Siz ve sizin gibi nice vatan yiğitlerinin her birine buradan selam ediyoruz. Cenab-ı Allah şifa bekleyenlere şifa ihsan etsin inşallah. Yine tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Evet değerli hocam, gazilere bir şey yani yok mu? Bir hisse yok mu? Evet. O gün 15 Temmuz herkes dışarıdaydı. Vefat edenler aldılar makamını, şehitliklerine, şehadete ulaştılar. Kalanlar gazi oldu. Yok mu o hisseden hissedarlık? Tabii hisse söz konusu olursa hisseleri inşallah mutlaka var. İnşallah efendim. Şehitliğin gazilikten farkı şu, her ikisi de ameller, niyetleri salih ve sahih ise inşallah, yani dini mübini İslam'ın son noktada müdafası için yapılmış bir mücadelenin sonunda ruhunu kaybeden insana şehit diyoruz. Bunun anlamı şu: Allah katında derecesi yüksektir ve kul hakkı dışında, inşallah şehadetleri makbulse Allah i̇nşallah. Katında kul hakları dışında diğer günahlarından hesap vermeyecekler. Gazilerimizin de dereceleri çok yüksek ama ruhlarını teslim etmedikleri için onlar bu mücadelelerinin, iyi niyetlerine dayalı kavgalarının inşallah Allah katında mükafatını alacaklar. Ama diğer günahlarının da varsa, günahları, kul hakları üzerinde varsa, Allah hakları varsa, onların hesabını ben, sen, o gaziler olarak biz vereceğiz. Ama avantajımız şu, inşallah gazilik makamının bize kazandırdığı bol sevap hazinesi inşallah var olan günahlarımızı oldukça eksiltir. Allah'ın avantajı var ya. 3
önemli nokta. Evet efendim. Şehitler gitti, gaziler kaldı. Gazilik derecesi yüksektir diye tırnak içinde söylüyorum. Köşeyi döndük, düşüncesi de yok. İmana devam, İmana, esaslarını amele, devam. Kulluğa daha fazla devam edeceğiz. Rabbimizin bize bu fırsatı tanımış olmasının, bu şerefi bahşetmesinin kıymetini bilmeye devam edeceğiz. Peki efendim, Allah razı olsun. Cümlemizden. Devam ediyoruz değerli hocamıza suallerinizi yöneltmeye. Cesaret Şerif hocama selam ediyorum. Allah'ın hükmüyle hüküm vermeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ayeti ne manaya gelir değerli hocam? Nasıl anlamak lazım? Bismillah ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humuz zalimun ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul fasikun. Üç türlü baskı var burada. Yani Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır. Hükmü üç ayrı cümlede Kur'an-ı Kerim'de belli aralıklarla zikredilir. Bunun anlamı şu. Evvela Allah'ın indirdiği bir hükmü uygulama imkanı var veya yok. Uygulamaz ama inkar da etmez. Bu isyankardır. Evet. Büyük vebali vardır. Kendini nasıl kurtarır bilmiyoruz. Uygulama konumunda olan insan, bireysel anlamda demiyorum, İçinde bulunduğu şartlara dahil olmak üzere, uygulama imkanı olduğu halde uygulamıyorsa vebali var. İnkar etmiyorsa, Allah'ın gönderdiği hükümler, evet iş görecek, kıyamete kadar insanlara yol gösterecek ayetlerdir. Ama şu gerekçeleriyle ben şu şartta da yapamıyorum. Bunun vebali, sorumluluğu ölçüsünde vebali vardır ama ayette hükümlerin muhatabı doğrudan olmaz. Yani kafir, zalim, fasık, imansız anlamında karşılığını bulmaz. Eğer inkar ettiği için bir insan Allah'ın ahkamını uygulamıyorsa, o zaman işte ayetin birinci muhatabı budur. Ayet-i Kerime'de doğrudan muhataplar müşriklerdir, münkirlerdir, münafıklardır. Ama zahiri yönüyle, yani uygulama itibariyle ben uygulamama anlamında onlara benzediğimiz için kendi payımızı da çıkarmamız lazım. Yani bunlar müşriklere, Yahudilere, münafıklara hitap eden ayetlerdir. Bizimle ilgisi yok demeyelim. Allah Celle Celaluhu bu ayetleri niye bize de ders alalım diye indirmiştir. Onun için özellikle bireysel planda yapmamız gerektiği halde uygulamadığımız ayetlerin her birinin hesabını vereceğiz. İmkanımız yok. Hakikaten imkanımız yok ama imanımız var, uygulayamıyoruz. Bu ayrı bir şeydir. Evet. Cenab-ı Allah bizi zalimlerden, fasıklardan ve kafirlerden olmak, bunların gölgesinde bile bulunmaktan bizleri muhafaza buyur. Amin. Malatya ile birlikteliğimiz sürüyor değerli izleyenlerimiz. Emrah Karapınar hattımızda. Hoş geldiniz. Malatya'ya selamlar Emrah Bey. Aleyküm selam hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Buyurunuz Sayın Karapınar. Hocam, ıskat tasavvumun dinimizdeki yeri ve öneminden ben sorum olacaktı. Bir de sağlığında herhangi bir mazereti olmayan, yani hemen kene minküm meriyılan ev ala seferin, yani iki sebebi de olmadığı halde oruç tutmayan birisine ıskat tasavvum yapılabilir mi hocam? Soralım değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz. Malatya'ya selamlar. Evet değerli hocam. Evet. Konu aynı yani. Soru açık. Soru açık. Bir. Bu meselenin aslı şuna benzer. Unutarak veya uyuyakalarak kılınmayan namazların kazası var. Sünnet-i Nebeviyye'yle bu sabit. Ama kasten terk edilen namazların kazası var mı sorusuyla bu oruç meselesi doğru, aynıdır. Dolayısıyla bu münakaşalı bir konu olmakla beraber, son zamanlarda münakaşalı bir konu olmakla beraber, İslam uleması kıyas yapmak suretiyle hem namazın hem de orucun, efendime söyleyeyim, kasten de olsa tutulmayanların fidyesinin verilmesinin fayda sağlayacağını, affedilmeye sebep olabileceği umulacağını söylemişlerdir. Şöyle orucun söyleyeyim, zaten var da namazla ilgili. Namazla alakalı. Peki efendim. Ama kasten terk edilenler de söz konusu burada. Hay hay. Orucun işte peygamberimizin koyduğu ölçüye hay göre orucu hastalıktan dolayı ya da yolcusunuz, tutmadınız. Bunları kaza edecek misiniz? Edeceksiniz. Etmeniz gerekti, edemediniz, hasta oldunuz. Fidye vermek durumunda. Vasiyet durumu. Evet. Bu kasten oruç tutmayanlar için de geçerli mi bu cevaz, bu şey?
bu ruhsat, iskat-ı savun meselesi ulemanın ittifakına göre. Nedir iskat-ı savun hocam? Bizi izleyen gençler olabilir mesela. Şöyle söyleyelim. Iskat düşürmek demektir. Evet, savun oruç. Evet, savun da oruç demektir. Meşru ve geçerli bir mazerete dayalı olarak, temel olarak söylüyorum. Tutulamayan oruçların Ramazan dışında tutulma imkanı elden çıkmış olan oruçların fidye ile her bir oruç için bir günlük sadaka-i fıtır miktarı fidyeyi fakirlere vermek suretiyle o kimseyi tutamadığı orucun sorumluluğundan kurtarmaya çalışma işlemine iskat-ı savun diyoruz. Evet efendim. Vasiyet mi edecek peki kişi bunu? Şimdi bu vasiyet eğer şeyi varsa, kendi fiili malı varsa vasiyet eder. Yani tutmadan ölmüşse ama evet, sağken de bunu yapabilir. Adam hasta olmuştu. Peki sağken mesela hocam ilk başta oruç mu yoksa 60 fakiri mi doyuracak orada? Sağı tutamıyor. Zaten tutma imkanı varsa prensip olarak tutulacaktır oruç. Diyelim ki bir insan orucunu yolcuydu tutmadı değil mi? Veya askerdi tutmadı. Hastaydı tutmadı. Evet. Yolculuğu bitti. İyileşti. Her iki halde de oruçlarını kaza etmesi gerekir. Ama tutamıyorum diyor. Kendime güvenemiyorum diyor. Bitiremeyeceğim diyor. Tutamıyorum diyor. Bitiremiyorsa o zaman hesabını Allah'a versin. Peki. Ayrı mutlaka bir şey. Birinci derecede oruç tutması önce lazım. Oruçtur. Sonra imkansız hale, gerçekten imkansız hale gelmesi halinde fidyedir. Bir takım nefsi vehimlere dayalı olarak dini hükümler inşa edilmez. Peki efendim bu fidye 60 fakir mi yoksa 30 gün? Her oruç için, tutulamayan her oruç için bir fidye. Bir fidye. Kaç tane tutmadıysanız o kadar fidye vermeniz. Yani bunu gün içinde mesela bir öğün olarak mı yoksa yemek yedirdiğinde nasıl olacak? Fıkıhta fıkhın koyduğu ölçü sabahlı akşamlı doyurmaktır. Evet. O bizim anladığımız manada sabah akşam da güneşin köründe değil. Bir miktar yükseldikten sonradır. Bir akşam öyle, doyurması bir akşam da bir ikindiden sonra yenilen yemektir. Bu tarıma dayalı hayatın gereği olarak oluşmuş bir düzendir. Zamanımızda 3 öğün yedirilmesi evladır. Allah razı olsun hocam. Peki namaz da buna kıyasla alimler tarafından o zaman sorduğu buna kıyasla şey demişlerdir ki madem ki savmın, orucun iskatı var. Allah böyle bir ibadetler noktasında ruhsat vermiş. Namaz konusunda Kur'an susmuştur ama biz acaba kıyas yoluyla orucun bu hükmünü namaza da yükleyebilir miyiz? İnşallah Cenab-ı Hak kabul eder diyerek ona da fetva vermişler. Ama burada mesela bir çıkına bir para sarıp işte aldın kabul ettin, aldın kabul ettin. Mesela fakir insanlar oluyor. Daha cenaze orada diyor. Adam fakir, iki tane hoca tipli diyelim birisi bizim geliyor. Bizim söylediğimiz iskat o değil. İllahın para vereceksiniz evet, diyor ya. İllahın bu parayı vereceksiniz. O, bir yere sarıyor, alıyor, veriyor, alıyor. Ondan sonra cebe koyup biz öğrencilere götüreceğiz. Bunu yapmak, nereye götürsen götür bunu yapmak haramdır. Peki. Helal değildir. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu hükümle oynamak demektir. Ne kadar paranız varsa onu verirsiniz. Ne kadar yemek yedirme imkanınız varsa onları yedirirsiniz. Allah için ya. Kalan için Allah'tan af dilerseniz. Cenab-ı Hak haşa kulunu, bismillah, la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Teala Hazretleri hiçbir kulunu taşıyamayacağı yükle sorumlu tutmaz. Ya Rabbi ben hasta oldum, orucumu tutma imkanım da olmadı. Ödeyebildiğim kadar ödedim. Ödeyemediğimde şartları sen biliyorsun. Lütfen keremen af buyur deyince iş biter. 1 lira 100 lira yapma, dolambaçlı yollarına girmek, İslam'ı kendini aşağılamak demektir. Allah razı olsun değerli hocamızdan. Bu çok önemli bir mevzu evet, değerli hocam. Çünkü hala az da olsa günümüzde bunlarla insanları rahatsız edenler var. Ne yazık ki. Maalesef. İzmir'den Altan Gülmez hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Gülmez. İzmir'e selamlar efendim. Dolusu selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah Altan Bey. Evet hocam, yapmış olduğunuz program için hepinizden tek tek Allah razı olsun. Amin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz değerli hocalarımıza. Hocam ben geçen sene Ramazan umresine gittim eşimle beraber. Hayırlı olsun. Tavafımızı yaptık, Kabe'mize el sürdük ve Hicri İsmail'de de namaz kıldık. Yalnız ben bu esnada bir arkadaşla tartıştık. Burada işte tavaf ediyoruz. Kabe'yi bir taş olarak şey yaptı, nitelendirdi. Bunun günah olabileceğini falan söyledi. Ben bu konuda bir size birinci sorum olarak bu konuda bir hocam bir açıklama yaparsa çok sevinirim. İkincisi de bu Hicri İsmail'in fazileti, içinde namaz kılmanın bize vermiş olduğu fazilet nedir?
Onu soracaktım. Evet. Şimdiden teşekkür ederim. Soralım efendim. Cenab-ı Allah bir kez daha nasip etsin inşallah. İzmir'e selamlar. İnşallah gidenlere de tekrar nasip etsin. Evet. Gitmeyenlere bir an evvel yollar açsın. Mübarek Beyt-i Atik. Aman Allah'ım. O mübarek azamet, o mübarek letafet, rahmet. Evet. Bir taş, şüphesiz belki taşlardan oluşuyor ama sadece bir taştır demek nasıl bir ifade efendim? Veya nasıl anlamalıyız mesela? Meseleyi bu kadar hafife almak, basite almak doğru değil. Ama hakikaten taşlardan imal edilmiş Allah'ın rızasının kazanılacağı eylemlerin gerçekleştirileceği bir mahallin işareti olarak yapılmış olan Kabe'nin bizatihi kendisini, maddesini değil, onun manasını, orada uygulanacak ibadet şekillerinin ruhunu kavramak gerekir. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin Hacerül Esved karşısında takındığı tavır bizim Kabe karşısında takınacağımız tavırın da yol göstericisi olmalıdır. Diyor ki Hazreti Ömer, ey kara taş. Hacerül Esved'e. Evet. Ben biliyorum ki sen bana ne zarar vereceksin ne de fayda vereceksin. Ama gördüm ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni gelip istilam etti. Ben de onun için böyle yapıyorum. Bunun anlamı şu. Hacerül Esved'in bizim açımızdan tarihi bir değeri var. Değer verdiğimiz, Beytullah diye nitelediğimiz, mukaddes diye kabul ettiğimiz bir evin köşe taşıdır. Bizim anlamı var. Evet. İki, üç, tavafımızın, hac ibadetimizin merkez konumundaki işlemlerinden biri olan tavafın başlangıç ve bitiş noktasıdır. Hakkında anlatılan rivayetler, cennetten indirildiği taştır vesaire, bunların sağlam bir şeyi yok. Ama biz biliyoruz ki bir değerli taştır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili hatırasını üzerinde taşımaktadır. Kabe'nin yenilenmesi sırasında taşın yerine konması konusunda çıkan münakaşaları Resulullah Efendimiz çok pratik bir zeka eseri olarak çözüme kavuşturmuş ve kabilelerin birbirlerine düşmesini önlemiştir. Böyle bir hatırası var bizim için ama bunun ötesi Cenab-ı Hakk'ın bize ibadet olarak yüklediği görevlerin önüne geçecek bir pozisyonu ne Kabe'ye ne de Hacerül Esved'e yükleme görevimiz, hakkımız yoktur. Evet. Evet, sahabe-i kiram Beytullah'ın bizatihi kendine hürmet göstermiştir ama o kadardır. Onun etrafında yapılacak ibadet önemlidir. Hicri İsmail'e gelince bu tür Kabe ile alakalı, Mescid-i Haram ile alakalı, Mescid-i Haram'da yerine getireceğimiz ibadet parçalarıyla alakalı tavaftır, saydır vesaire. Bunlar bize Kur'an'da ve Resulullah tarafından nasıl öğretilmişse öyle yapıldığı için o Hicri İsmail dediğimiz bölgede namaz kılmak sevaplıdır. Resulullah burada kılmıştır ama burada illa namaz kılacağım diye gelip geçenlerin tavafına engel olacak, insanların ezilmesine sebep olacak risklere girmemek lazım. O sevabı orada kazanıp başkalarını yıkmaktansa arkada geniş bir yerde namazınızı kılarsınız, Cenab-ı Hak'tan daha çok sevap kazanırsınız. Neden? Allah'ın ibadet yapan bir kulunu incitmemek adına kendi kazanacağınız sevaptan feragat etmek sizi daha çok sevap sahibi yapar. İnşallah. İnşallah. Yani bu taş benzetmesi doğru bir benzetme değil. O zaman öyle bir şey yani. İşi çok hafife almak olur. Yani taştır ama Allah Resulü'nün elinin değdiği bir taştır. Evet. Hacerül Esved'in içinde bulunduğu bir taştır. Cenab-ı Hakk'ın evinin duvarlarını oluşturan bir taştır. Kabe mukaddestir. Neden? Allah beytim dediği için mukaddestir. Onun taşından şundan bundan değil. Ama evet, siz yüzüğünüze taktığınız bir taşa orada bulunduğu için ayrı bir değer atfederken Allah'ın evinde bulunan bir taşa sıradan taş deyip geçemezsiniz. Bu cüretlerde bulunmamak lazım. Efendim devam ediyoruz. Bir soru var değerli hocam. Muhammed Fatih Bey, hocama selam ediyorum diyor. Değerli hocam, Müslümanlar olarak gerek bizim gerekse dünya Müslümanlarının Arakan, Filistin ve benzeri yerlerde, Myanmar'da özellikle bu bölgelerden bahsediyor izleyicimiz. Tabii ki Suriye ve benzeri yerleri söylüyor ama özellikle Arakan ve Myanmar, çünkü oralara ulaşma şansımız pek az diyor. Şansımız, ulaşma imkanımız az olduğu için, benzeri büyük mezalimlerin de ellerinde ezildikleri için neredeyse ashab döneminde o
Arap cahillerinin, müşriklerin yapmış olduğu işkencelere tabi tutulan bu insanlara nasıl yardım edeceğiz? Bunların hesabını nasıl vereceğiz? Biz ülke olarak neler yapıyoruz? Diyanet neler yapıyor diyor. Evet. Ne yapmalıyız diyor efendim? Bu Müslümanların, dünya çapındaki Müslümanların tamamının omuzunda olan bir sorumluluktur. Evet. Hani Hazreti Ömer'in kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu şeklinde mısralaştırılan Mehmet Akif tarafından Hazreti Ömer'in bu yorumu der ki bize, Müslümanların hangi neresinde bir ızdırap çeken varsa bütün Müslümanlar bundan sorumludurlar. Bu doğru. Burada yapılacak şey Müslümanların evvela bu hastalığın, bu derdin farkında olmaları. Bu birinci aşama, güzel bir nokta. Ama bütün Müslümanların bu noktaya gelmesi lazım. Ben Arakan'da öldürülen, zulme uğrayan Müslümanların adını duyduğum zaman sayfayı çeviriyorsam, yani yüreğimin yanmasına bile müsaade etmiyorsam, sorumluluğumuzun ne derece olduğunu anlatmaya hiç gerek yok. Ama bir de fiili durumda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bile, ümmeti Muhammed'in ordularının güçlendiği zamanlarda bile Müslümanların çaresizlik içerisinde bulunduğu dönemler olmuştur. Mesela İspanya'da Müslümanların çatır çatır doğrandığı dönemlerde İslam alemi, evet, Endülüs'te İslam alemi bir imtihan geçirmiştir. Kim ne kadar sorumluluk taşımıştır? Tarihçi değilim, bilemiyorum ama bir sıkıntımız vardır. Haklılık payımız nedir bilemiyoruz. Hiçbir mazeret oradaki Müslümanların toptan silinip yok edilmesinin önünde duramaz. Bu bir. İki, Arakan'da bugün Budist putperestlerin elinde Müslümanlar eziliyorlar. Müslümanlar olarak hepimiz sorumluyuz. Burada yapabileceğimiz tek şey var. Sivil toplum kuruluşları üzerinden yahut da doğrudan yapılan resmi organizasyonlar üzerinden. Gibi, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet Vakfı gibi, Yazı Kızılay gibi. Öncülük edeceği organizasyonlar gibi bunlara elimizden geldiğince destek. Bu bir. İki, bu konuda bilincimizi açık tutmak. Gençlerimizi, nesillerimizi dünyada olup biten oyunlardan kendi anlayacakları uslupla haberdar etmek gerekiyor. Müslümanlar arasındaki fitnelerin, fesatların, küçük ayak oyunlarının peşinde düşerken büyük hedeflerimizi kaybetmemize müsaade etmeyeceğiz. Efendim hocam ne anlattın? Hiçbir şey anlatmadım zannedilebilir ama çok şey söyledim. Evet. En zor hedefi gösterdim önce kendime. Müslümanlar tefrikadan kurtulurlarsa, bugün Müslümanlar azıcık kendine güvendikleri zaman nasıl dağdan taştan feryat sesleri geldiğini bugün görüyoruz. Bu bizim için bir ümit ışığı olmalı. Daha güzelini gerçekleştirmek için Cenab-ı Hakk'ın yardımını dilememizi sağlayacak sağlıklı eylemlerde bulunmalıyız. Amin. Efendim devam ediyoruz. Burdur'a selamlar Sait Bey. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Buyurunuz Sait Bey. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir hizmeti bize sunduğunuz için. Allah razı olsun. Ben hemen kısaca sorayım sorumu. Evde kedi bakılması, evet, kıldığımız namazlara ya da vesaire diğer ibadetlere bir sakıncası olur mu, doğurur mu, sakınca doğurur mu? Soralım. Kedi veya köpek bakılması... Kedi veya köpekten birisinin, evet, herhangi bir sakıncası yani var. Yani köpeği ayrı soralım da, kediyi soralım, köpeği de ayrı soralım. Çünkü köpekle ilgili hüküm değişecektir. Başka bir sual var mı efendim ekleyeceğiniz? Bununla ilgili kuvvetli hadis var mıdır? Soralım efendim değerli hocamıza. Tamam. Çok teşekkürler. Sıhhat diliyoruz beyefendi. Çok teşekkürler Sait Bey. Burdur'a selamlar efendim sizin nezdinize. Burdur'u selamlıyoruz. Kediyi soralım efendim. Kediyi beslemek, namaz, evet, kıldığımız mahallelerde kedinin dolaşması veya benzeri noktalarda kedinin dolaşması, evde beslenmesi noktasında bir sıkıntı var mı? Hatta bunu destekleyen veya benzeri hadisler var mı? Evet. Esas olan insanlar insan makamında, hayvanlar hayvan makamında, her biri kendi hukukuna sahip olarak karşılıklı ilişkileri devam ettirmektir. Esas olan budur. Hayvanlarla insanlar arasında elbette bir ilişki var. Özgür dünyasında bırakmak lazım. Her biri kendi yerinde. Bizim faydalanmamız için Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına da yine Allah'ın koyduğu merhamet ve insaf ölçüleri içerisinde muameleye tabi tutacağız. Ama hayvan olan bir canlıyı İnsanın bulunduğu yerde, insanlara eşdeğer ortamda bulundurmak ilke olarak İslam'ın dünya görüşüne aykırıdır. Kedi meselesine gelince, kedi
özellikle pratik faydasından dolayı ev içerisinde o dönemlerde efendim yaygın olan fare ve benzeri haşeratı itlaf ettiği için onun evde kullanılması örf olmuştur. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında da buna ses çıkarılmadığı için fakihler kedinin evde beslenebileceğine cevaz vermişlerdir. Resulullah Efendimiz'in meşhur Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'in bir kediye sahip çıkmasından hareketle o ismi almıştır. Böyle minik kedinin babası olmuştur Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz. Büyük sahabilerden en çok hadis rivayet eden sahabi bulunuyor kendisi. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Evet, fakihler efendim buna evde kedi beslenmesine cevaz vermişler. Peki, amaç da belli. Köpek için ise kesin olarak, bak kesin olarak söylüyorum, evde köpek beslenmesi caiz değildir. Ben şimdi caiz değildir diyorum. Kardeşim de derse ki hocam sahih bir hadis var mı? Doğru. Söyleriz. Ama müminin, bakın müminin bu noktada ilmihal bilgisi edinmesi noktasında bu yaygın olan bilgilerde şüphe etmemesi gerekir. Tabii ki biz kesin olarak haram derken fıkıh bunun mutlaka bir dayandığı hadis vardır. Muamelatla alakalı hadisler vardır. Resulullah Efendimiz bir kere İmam Şafii Hazretleri'ne göre bakın köpeğin dokunulması bile haramdır. Evet bu içtihattır. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın köpeğin satışa konu edilmesinin şüpheli olmasının da, olmasına sebep olacak hadisleri vardır. Bununla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kere Hanefi mezhebine göre de köpeğin salyası necistir. Evet. İnsanın elbisesine belli miktarda dolaşırsa onu temizlemeden namaz kılmamak lazım. İmam Şafii'ye göre tüyü de necistir. Hiç dokunmaz. Hiç dokunmaz. Böyle bir hayvanın insanla birlikte aynı yeri, aynı odayı paylaşması İslam örf, adet ve ahkamına uymaz. Batı dünyasından devşirilmiş bir uygulamadır. Bizim kültürümüzde köpeğin yeri dış kapının dışıdır. Yani avlu kapısıdır. Amacı da bekçilik yapmaktır. Av gibi savaş... Bunlar olabilir yani dışarıda beslenebilir. Tabii kullanılabilir, alınıp satılabilir bu amaçla da. Evet. Dolayısıyla ama evin içerisinde beslenmesi caiz değildir. Köpeğin bulunduğu eve ne kadar itina gösterirseniz gösterin onun kokudan, o evin o kokudan korunması mümkün olamaz. Dolayısıyla bir insan yatağına köpeğini almış, kediyi yanına aldığı gibi köpeği alıp onun içerisinde evinde onu beslemesi caiz değildir değerli kardeşler. Bunu böyle bilmek lazım. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Namaz kılmayı sormuştu. Doğru. Köpeğin bulunduğu bir yerde efendim ben temizliği kolladım derseniz yani köpeğin idrarından dışkısından evinizi kollayabilirseniz tabii ki namaz açısından sakınca olmaz. Diğer kirliliğe sebep olmamışsa. Ama kılarken kedi, gelmeyecek yani kıldığım kedi için hali. De aynı şey geçerlidir. Yani kedi evin içerisini kirletmişse kirletilen mahalde namaz kılmazsanız temiz bir yerde kılabilirsiniz. Bu ayrı bir şeydir. Peki. Dolayısıyla namaz doğrudan doğruya namaza engel olması açısından söylenmiş sözler değiller bunlar. Dinin bizatihi o konuda koyduğu, getirdiği ahkamın hükümler doğrudan hükümlerle alakalıdır. Efendim... Devam ediyoruz. Son bir izleyicimiz hattımızda Elazığ'dan. Hoş geldiniz. Elazığ'a selamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı iyi akşamlar dileyelim. Sizlere de sağ olun. Hocama da selamlar olsun. Allah razı olsun. Şu anda Ramazan ayının gölgesi Müslüman aleminin üzerine düştü bu günlerde. Elhamdülillah. Recep'in de ikinci günüdür oruç tutuyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Amin. Amin. Huzur getirsin. Amin inşallah. İnşallah efendim. Benim bir sorum var. Buyurunuz. Ben 3 aydır bir kaza geçirdim yatıyorum. Evet. Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin. Abdest alıp namaz kılamıyorum. Kur'an da okuyamıyorum bu arada. Evet. Daha doğrusu idrarımı da ördeğe yapıyorum. Herhangi bir bunda... Peki, bir gusül gerektiriyor mu hocam? Peki muhterem abim. Soracaktım. Tamam biz bir şey soracağız. Tabii şimdi hiç hareket edemiyor musunuz? Vallahi hocam yatağım şu anda 67 gündür ki yatıyorum şöyle. Tamam. Yani, elinizi oynatabiliyor musunuz? Yani bir evet, elim tamam. Oynuyor. Bir tuğla parçası getirdiklerinde ona teyemmüm yapabilirsiniz. Doğru mu efendim?
Tabii. Tamam. Yapabiliyorum. Tamam. Soralım. Hocam şöyle bir buyurun. Şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Müsaadeniz varsa. Estağfurullah efendim. Ben şu anda diyelim idrarımı öde yaptığım zaman kalın bir sıvı kendimde hissediyorum. Tamam. Acaba bana gusül gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Tamam. Ben Kur'an'ı okuyamıyorum. Tamam. Namazla kılamıyorum şu anda. Tamam. Abdestsiz yani olduğunuzu düşündüğünüz için bunları yapmıyorsunuz. Evet. Peki. Şimdi hocamıza soracağız. Peki başınızı tabii oynatabilme şansınız oluyor mu veya bedeniniz hafif var, böyle? Var. Tabii. Peki. Ayaklarımda, ellerimde bir sorun yok. Sadece tamam. Belimde. Tamam efendim. Yani başınız oynuyor mu başınız efendim? Tabii hocam tabii. Tamam soralım. Soralım. Cenab-ı Allah şifa ihsan etsin inşallah. Şu mübarek günlerde siz ve sizin gibi şifa bekleyen herkese şifa diliyoruz. Elazığ'a selamlar. Müslümanlar için bu hassas yüreğin için teşekkür ediyoruz. Evet muhterem hocam ne yapmalı bu abimiz? Bu abdestsiz sandığı için kendisi Kur'an okumuyor, namaz kılmıyor. Bundan da üzülüyor evet. Dinimizde her sıkıntının bir çaresi vardır. Bir kapı bağlarsa Rabbimiz bin kapı açar. Elhamdülillah. Bin bir adlı bir Sübhanem var benim demiş büyüklerimiz. Burada abdest alma imkanı bulunmayan kardeşimiz çözümü teyemmümdür. Yani elini hareket ettirebiliyor, yüzünü yıkayabiliyorsa onu yıkasın. Onu da yardım edecek kimsesi yoksa, hakikaten çaresizse bir tuğla türünden, taş toprak türünden bir şey üzerine usulünce teyemmüm ederek abdestini almış olur. Bu pozisyonda gusül vesaire özel gusül gerektirecek bir hal vuku bulmamışsa bu durumdan dolayı gusül gerekmez. Teyemmüm etmek suretiyle suyla abdest alan insanın hükmünü kazanır, namazını ima ile kılabilir. Nasıl kılacak hocam? Evet, sandalyesinde oturmuş, kıbleye doğru dönecek. Yatıyor, kalkamıyor. Yatıyor. Evet. O zaman kıbleye doğru dönmesi mümkünse öyle, değilse ne tarafa doğru bulunabiliyorsa, evet, kıbleye doğru döndürürse güzel olur. Değilse o şekliyle ama kıble önemlidir tabii, imkan varsa dönecek. Ellerini hareket ettirebildiğine göre tekbirini alacak Allahu Ekber diyerek. Ondan sonra rükû, Fatiha, Sübhaneke aynı okuyacaklarını okuyacak. Rükû için biraz başını eğecek. Secde için biraz daha fazla eğecek. Tek farkı bu. Başına bir şeye değmesi, yastık falan gerekir mi? Gerekmediği hiçbir gibi böyle gerekmez. Yapması da caiz değil. Hay efendim. Sadece hareketlerle bedeninin üst kısmını biraz eğerek, evet, secde için biraz daha fazla eğerek namazını tamamlayacak. Kur'an da okuyabilir. Hepsini yapabilir. Çünkü abdestli olacaktır. Velev ki alınca usulle ilgili bir şey gerekti. Yine teyemmümle yine çözebilir teyemmümle mi? Yine teyemmümle çözecektir. Gusül ihtiyacını da yine teyemmüm. Sadece namaz için nasıl teyemmüm yapıyorsa gusül için akıntıdan bahsetti. Yapacak. O akıntı engel olur mu? Akıntı engel olmaz. Çünkü o engellenmesi uzun süre devam ettiği için özürlüdür. Her namaz vaktinde bir teyemmüm aldıktan sonra başka türlü abdesti bozulmadığı sürece o akıntıdan dolayı aldığı o teyemmümle o namaz içerisinde dilediği kadar ibadet yapabilir. Allah şifa versin, amin, kabul eylesin. Bir duanızla bitirelim amin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmehin. Amin. Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete aynin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel musalina velhamdülillahi Rabbil alemin. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.